10 Şubat 16 Şubat haftalık burcumuza hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Beğeniyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yorumlar yazıyorsunuz. Neredeyseniz, evinizdeyseniz evinize huzur, toprağımıza bereket. Her şey gönlünüzce, muradınızca olsun diyerek güzel bir haftaya başlıyoruz. Özellikle aşk dolu bir hafta Koç burçları için, keyifli, güzel, güzellikler getirecek bir hafta. Çünkü içinizdeki ruhunuzun çılgınlığı ya da kalbinizin heyecanı bu hafta sizi yeniliklere ve duygusal yeniliklere açık olacağınız bir haftayı temsil ediyor. O yüzden e, çapkınlık yaparken bile kurallar olması lazım Koç burçları. Her her tavuğun eti yenilmez. Her eee Uzun eti de yenilmez o yüzden yapmanız gereken tek şey doğru kişilere ya da kalbinizdeki sese göre hareket ederek hareket ederseniz zarar görmezsiniz ama her pili, her hor horoza saldırırsanız başınıza olmadık işler açabiliriz dikkat diyoruz. Evet güzel aşklar dedik ama bu sizin maddi anlamda da sizi rahatlatacak ufak ufak gelecek e, paralar ve uzun süredir almak istediğiniz ya da e, bir yatırımla alakalı düşündüğünüz bir oluşumun aydınlanmasını kredi çekip ev alma gibi fikriniz olabilir. Bu hafta bu kararı vereceksiniz ve size bu konuda da enerjiniz yüksek olacağı için tam doğru zaman ama borçlarınızla alakalı kredi çekmek isteyen koç burçları doğru zaman diyorum. E, evet sıkıntılarınız yavaş yavaş hayatımızda bu hafta radikal ödemelerle ilgili bitecek ama aşk sizin ön planda olduğu için hani ödemeleri de çok fazla takmıyormuş gibi gözükseniz de tabii ki e, düzen ve kontrol dilinizden Kaybetmek istemiyorsunuz ve bu hafta parasal finansımızı gayet rahat edeceğiz. İşinizle alakalı da aslında sessiz giden bir düzen. Çok hareketli, çok yoğun ama bazı karmaşalarında yenilenmesiyle ilgili ya da bulunduğunuz ortamın değişmesiyle ilgili beklentileriniz var. Biraz daha sabırlı olun. Bu beklentileriniz aydınlığa girecek ama işsiz Koç burçlarına şunu demek istiyorum. Evet, uzun süredir iş probleminiz var ve hala da devam edecek ama size bir aracı ya da bir devlet kurumuyla alakalı e, oluşumla ilgili çok güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız ve bu aydınlanma sizin kalıcı işinizle alakalı aydınlığa kavuşma dönemimiz olacak. Sağlık olarak özellikle alerjik e, reaksiyonlar zona ya da bu tarz e, oluşumlar kaşıntıdan vücudunuzda yaralar olabilir. Bu stresle alakalı bir durum söz konusu gözüküyor ve uzun süredir e, çok eski dostlarınızla geçirmek istediğiniz bir hafta sunu var. Onun da tadını çıkartın isterim çünkü siz e, konuşmayı gezmeyi ve araştırmayı seven ve uzun süredir de yapmak istediğiniz ufak bir sevgilinizle tatil planınız vardı. Hadi tam zamanı sevgililer günü de biliyorsunuz ki hem sevgilinizle güzel bir zaman hem de güzel güzel hediyelerin keyfini çıkartacağınız bir hafta ve şunu demek istiyorum kalbinizdeki ses ne düşünüyorsanız gerçekten bu hafta Rabbim size tek tek nasip edecek. Bence önce sağlık, sonra güzellik sonra hayırlı düzen nasip eylesin diyorum koç burçlarına. Yapacağınız tek şey içinizdeki kalp neyse size doğru bir haftayı sergiliyor. Doğru değerlendirdiğiniz takdirde maddi olarak da büyük bir aydınlanma söz konusu olacak. Ee, 10 Şubat 16 Şubat boğa burçlarının neler bekliyor diyorsanız. Boğaların aslında şöyle diyeceğim. E, kendinizle alakalı son zamanlarda e, çok yorgun ve bir sürü e, olumsuz giden her şeyin üstünden mücadele etmek size tamam, tam anlamıyla o kadar çok yıprattı ki artık şey başladı sizde. Yani elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum ama olmuyor dediğimiz bir haftaya giriş yapacaksınız ama sabrınızın zaferini de alacaksınız. Bence siz olmuyor dediğiniz her şeyi başaran bir enerjisiniz. Sadece hani güçsüz kaldığınız zaman kendinizi güvende hissetmediğiniz zaman böyle korkularınız ön plana çıkıyor ve işinizle alakalı da güzel şeyler sizin için güzel güzel oluşumlar yaşanacak. Şehir dışı ya da beklentiniz farklı ülke ya da farklı şehirle ilgili gideceğiniz bazı toplantılar ya da olmasını istediğiniz iş kapılarınızla ilgili de güzel bir sürecin sevincini yaşayacaksınız. Belki son zamanlarda ağız enfeksiyonları, diş, al, diş eti iltihabı ya da e, uzun süredir e, kanal tedavinizle ilgili bir sıkıntınız olabilir ve bu cuma ya da perşembe günü bu konu sizi biraz rahatsız edebilir. Önlemini alın yoksa bu sizi tam toplantı orasında ah dersiniz toplantınız ah diye elinizde kalır. O yüzden ihmal etmeyin diyorum. Aile ile alakalı da uzun süredir beklenilen bazı evrak ve devlet dışı evraklarınızla ilgili muhteşem bir olumluluk yaşayacaksınız. Ve bunların belli bir süre sonra geleceği güzel kağıtlar sizi mutlu edecek ama evinizle alakalı değişmesini istediğiniz ve artık evim beni mutsuz ediyor ve alandaki her şeyden çok rahatsızım diyen boğa burçlarına not almışım. Ev değişikliği kararı doğru. Biraz daha mevsimini beklersen sevinirim. Çünkü uzun süredir hayal ettiğin evin içine gireceksin ve bu da sana güzellikler getirecek diyorum. Çocuk tedavisi gören ya da çocuk isteyen bazı boğa burçları için diyorum ki şu an maddi bazı problemlerimiz var ama evinizi de taşımak istiyorsunuz. Yıl sonu bu kararı verirseniz daha doğru bir süreç sağlayacaksınız ve uzun süredir de evlilik bekleyen ve sevgilisiyle güzel Belki bu hafta size güzel te teklifler, güzel yüzük ya da alacağınız hediye karşı tarafı mutlu edecek bir enerji. Enerjinizin duygusal anlamda da yüksek ama aşk değil. Enerjinizi çok yüksek bir noktada görüyoruz. Ve biraz daha yapmanız gereken tek doğru şey kalbinizdeki e, korkuları. Korkular demek yanlış olur. Korkular. E, e, kaygılanma, detaycılık, oto kontrolü kaybetme. Yani ben duygumu kaptırırsam zarar görürüm dediğimiz evreden çıkarsanız aslında artı enerji var sizde. Bu enerjiyi de doğru bir süreçte sağlayacaksınız. Belki sizin de anne ile alakalı bir sağlık problemi. Sizin zaten dişlerle ilgili sorun dedim. Annenizin de kemik ağrıları ile ilgili problem olabilir. Bunu ihmal etmeyeceğiz. Bir de araç alma fikriniz var ama şu an buna gücünüzün yeteceğini düşünmüyorum. Sabırlı olursanız son aydınlık. 10 Şubat 16 Şubat İkizler burcunun neler bekliyor diyorsanız, evet şöyle söyleyeceğim, özellikle kariyer hayatınızla ya da çevrenizdeki insanlarla bir toplantı demeyelim de işinizle alakalı değişim değişimleri açık olacağınız bir hafta, güzel sürprizler sizi bekleyecek ama sizin belki şu an yapmanız gereken tek Doğru şey uzun süredir ödemelerinizle alakalı noktada hassasiyet yarattınız. Bu ödemeleriniz biraz daha dikkate alırsak e, ucunu kaçırmadan planlı devam edersek bu bize parasal anlamda daha oto kontrollü olacağımızı söyleyebilir. Ve uzun süredir e, arkadaşlarınız ya da e, hafta sonu geçirmek istediğiniz planlarınız var. Bu planlar doğru ama biraz e, ruhunuz sakinlik dışında eğlence ruhunuz var ya abartmaya başladınız. Biraz daha bence bu eğlence ruhunuz, alemci ruhunuz ya da gereksiz harcamalarınız size bu konuda zarar verdiği için dikkat diyorum. Ne yapıyoruz? Biraz daha oto kontrol bir şeklinde ödemelerimizi çizgimize ve işimize adaptasyon olup tabii ki siz eğlencenizi ruhunuzu yapın ama bu eğlencesi bu aralar çok kaçırdınız. Dikkat diyelim. Aşk konunuzla ilgili kırgın bir haftaya gireceksiniz. Neden kırgın? Çünkü sizde e, kendi birey ve özgürlüğünüzü tatmak istediğiniz için ilişkinizle aranızdaki bağda bir diyalog kopuklu... ve bu kopukluk biraz ilişkinizle ilgili kırgınlık dönemi. Evliyseniz bile geçerli bu. Çünkü e, karşı tarafın rahat tavırları ve sorumsuz tavırlarından o kadar e, şikayet etmeye başladınız ki ilişkiyi şikayetlerinizle yormaya. Biraz daha sakin kalırsak ilişkimiz de aydınlığa kavuşacak ama bu haftayı doğru şekilde atlatırsanız Evet, evde değişmesini istediğiniz bazı eşyalarınız var ama e, bence bunları Nisan ayına ertelersek çok sevinirim. Çünkü uzun süredir e, farklı yatırım planınız vardı ve ailenizin bazı maddi e, sıkıntıları söz konusu. O yüzden ailenize bir destek ya da yakın dostunuza vereceğiniz destek sizi zor, zora sokmasın diyerekten. Katli yatırımları Nisan'a bırakmanız lazım. Bence bu çok doğru bir karar. Kardeşler arasında da uzun süredir yaşadığınız gerginlik, sakinleşme dönemine giriş yapacak. Birbirinizle olan anlaşmazlıklar anlaşılacak. Fakat göze gelebilirsiniz, nazara gelebilirsiniz, ufak tefek kazalar atlatabilirsiniz. İhmal etmeyin. Çünkü siz e, her şeyi ortada anlattığınız için yani bugün altın da altın desem pat diye söylüyorsun dur bir söyleme nazara geliyorsun. O yüzden aldığınız şeyleri biraz daha gizli tutarsanız ve içiniz dışınız bir olduğu için sizin böyle e, hiçbir şey saklamıyorsunuz. Bence artık saklama dönemine girin çünkü bunlar size yarın pıtır pıtır geri gelir haberiniz ola diyorum. Bir de göz e, gözle alakalı alerjimiz ve gözlük değiştirme dönemimiz e, gündeme gelebilir ve uzun süredir gitmek istediğiniz bir Ege yolculuğu söz konusu. Bununla ilgili de planınız doğru bir noktada. Bir birkaç arkadaşlığınızla gayet keyifli bir hafta geçireceksiniz diyorum. 10 Şubat, 16 Şubat Yengeç burçlarına neler bekliyor diyorsanız evet, kariyerinizle alakalı tekrar bir eğitim fikrine ve işinizle alakalı da yöneticilerinizle görüşmek istediğiniz ve artık olmasını istediğiniz noktanıza erişmek için tam doğru bir hafta gidin. Bunu içinizden söyleyin. İlk önce akşam kendinizi bir motivasyon yapın. Ne söyleyeceğinizi ezberleyin. Artık o cesaretinizi toplayın. Çünkü hak ettiğiniz başarının ödülünü alacaksınız. Bu da sizi çok mutlu edecek. Çünkü ben bunu uzun süredir bekliyordum diyor. Eğer iş bile bekliyorsanız gerçekten bu hafta bununla ilgili güzel evraklar, güzel kağıtlar, devlet etle de alakalı beklediğiniz yenilikler varsa bile bu hafta artık başlangıçlar ve başarma haftanız olacak. Bence e, gayet keyfini çıkartın. E, ne istiyorsunuz da dilinize ne geliyorsa da artık söyleyin diyorum. Çünkü doğrulanma ...doğrulanma haftanız olacak ve bu size çok güzel bir huzur haftası getirecek. Ha şöyle bir durum var, e, huzur dışında kendi kendinizi de huzursuz eden bir tip olduğunuz için... ...yani ben sizi gayet huzurlu diyorum ama sizin ruhsal dünyanız çok yorucu ve stresli ve... ...hep korumacı tavrınızdan dolayı kendi kendinize huzursuzsunuz. Siz ilk önce bu kendi kendinize olan huzursuzluğunuzu bir çözün... Yani hafif panik atak ruhunuzu çözün ve uyku düzeninizde sağlıklı bir mantıkta ve içinizden gelenleri artık içinize saklamazsanız, dışarı yansıtırsanız siz biraz daha düşünce olarak özgürlüğünüze kavuşursunuz. Hatanız bu. Hep korumacı, hep inandığınız şekilde içinizde abartıcı. Hayır o an tak 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 söyleyin, artık biriktirmeyin diyorum. Bu en büyük size zarar olarak dönüyor. Evet uyku ile ilgili sıkıntımız ve stresle alakalı noktalarımıza dikkat ediyoruz. Son zamanlarda böbrek ağrısı, böbrek taşı, böbrekle ilgili kum dökmesi gibi sıkıntılarımız olabilir. Ve kadınlar için de kadınsal bölgede ağrı ve şiddet yaşanabilir. Bunlara şiddetli ağrılar ya da kanamalarınız gerçekleşebilir. Bunları ihmal etmeyeceğiz. Ve şöyle söyleyeceğim. Bir de uzun süredir halletmek istediğiniz devletle alakalı evrak ya da dosyada bütünleşmesi gereken dosyalarınızla alakalı çok güzel bir aydınlanma var onu elinden al onun elinden al çünkü konsantre olamıyorum bununla alakalı noktada da çok güzel bir aydınlanmanız var bu size çok güzel bir rahatlama çok güzel bir aydınlanma noktası yaşayacak bir de annenizle alakalı hoş bir hafta sonu keyfini çıkartırsanız ve onunla geçirmeniz gereken güzel bir hafta sonunun birlikte kahvaltı, birlikte ya da anne babayla birlikte güzel bir hafta sonu geçirseniz çok sevinirim diyorum. 10 Şubat, 16 Şubat. Aslan burçlarına neler bekliyor diyorsanız aslanlarla alakalı şunu demek istiyorum. Özellikle çocuk tedavisi görmek isteyen ve uzun süredir çocukla ilgili fikri olan aslanlar bu hafta bunun kararını verip artık aileye ufak bir tedavi başlangıcı ile ilgili fikirler gündeme gelecek ve bu gündem sizi mutlu edecek olarak görüyorum. Bence çok hayırlı ve aydınlık bir dönem olarak görüyorum. Değerli izleyicilerim Çiğdemciğim al o çocuğu kucağına elindeki cep telefonunu bir bırak gel köpük gel kızım buraya. Gel kızım buraya. Gel. Gel kızım buraya. Al onu sev. Battaniyeyi de ört. Evet, Aslan Burçları Çocuk Tedavisi. Bizim de bir çocuğumuz var. İdare edin aslanlar evde. Çünkü o sevgiye ihtiyaç var ve benim burada ilgi göstermediği için o otomatikman etrafa ilgi. Ne yapıyorsunuz? Çocukla ilgili güzel kararlar verip sağlıklı ve tedaviyle çocuk sahibi olacağınızı sevincini de yaşayacaksınız. Ve bazı evraklarınızla alakalı toparlayıp ve e, dinlenme, artık dinlenmeye ihtiyacım var. Ve biraz dinleneyim, kendimi toparlayayım ve sonra işe başlayayım. dedim rapor alma ya da kendi ruhunuzu iyileştirme dediğim bir hafta. Bence bunu niçin yapacaksınız? Çünkü çok yorucu dönemleri atlattığınız Yaşadığınız bazı trajik olaylar ve yorgunluklar ve maddi kayıplar size çok fazla yıprattığı için bununla ilgili biraz sakinleşmeye ihtiyacınız var. Bu da dinlenmeyle ve hayat aileyle geçireceğiniz sakin bir hayat size hatta vaktiniz varsa ve biraz da parayla ilgili kaygılarınız ve endişeleriniz yoksa yapmanız gereken ailece ufak bir tatil size iyi gelecek diyorum. Çocuğunuzun okuluyla ya da çocuklarınızın okuluyla ilgili şikayet eden bazı aslanlara diyorum ki okul değişimi kararı vermek ya da e, bu sene burada idare edelim de seni evet aslında çocuğunuzun dikkatle alakalı ve kendini yanlış ifade ediyor olabilir ama bulunduğu okul iyi bence gereksiz yere değiştirmeyin diyorum çocuğunuzun düzeni bozulmasın. Sizde de yatak odası değişimi yatakla alakalı rahatsız yatak, yastık yorgan artık bununla ilgili yenilemek isteyen bazı aslanlara diyorum ki tam doğru zaman yapın. Çünkü evinizle alakalı da yeniliğe ihtiyacınız var. Uzun süredir de dostlarınızla geçirmek istediğiniz ve iş arkadaş, eski iş arkadaşların, eski dostlarınızla geçirmek istediğiniz bir hafta evresi var. Bunu bence dinlenmeye ayırın. Arkadaşlarınızı kenara atın. Aylar, haftalar, günler torbaya girmedi. Sizin sakinleşmeye ihtiyacınız var. Belki de e, devletle alakalı bir evrak bekliyorsunuz. Bu evrak bu hafta elinize geçecek. Artı bir sevinç yaşayacaksınız. Ve uzun süredir ortaklı iş yapan bazı aslan burçlarına diyorum ki ortaklarla aranızda yaşanacak gerginlik biraz canınızı sıkabilir. Sakin ve kontrollü devam ettiğiniz sürece. Belli bir süre sonra zaten ortaklığı bitirmek istiyorsunuz ama maddi dengeleri oturtamadığınız için bitiremediğinizi görüyorum. Ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Evet size sağlık konusunda sadece çocuk diyorum çok ciddi bir sağlık probleminiz olduğunu düşünmüyorum. Sadece dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Bunu dinlenmenizi artı evreye geçirin. 10 Şubat, 16 Şubat Başak Burçları'nı neler bekliyor diyorsanız Başakların bu dönem mucit hayalleri, istekleri, arzuları yani yaşınız kaç olursa olsun bu dönem istek ve arzunuzun ön planda olduğunu, görüyorum ve bu enerji size tekrar hayat doluluğu, inançlarınızın tavan yapması ve inandığınız şeylerin tekrar hani filizlenme, yeşerme ve iyileşme dönemi haftası olacak sizin için. Çünkü artık korkular arındırdınız. İçinizdeki endişeleri geride bıraktınız. Çünkü artık oto kontrol yapmak vesaire değil. Ben olmayı öğrendiğiniz haftaya giriş yapıyorsunuz. Ve bunun yavaş yavaş başlangıçlarını geçtiğimiz haftadan bu haftaya kadar öğrendiniz. Bu hafta da komple nefes terapisi, meditasyon ya da yürüyüşler o kadar sizin ruhunuza iyi gelecek ki çok doğru ve dingin bir haftaya giriş. Hatta iş yerinizle alakalı aksi giden olayları toparlama, kavga ettiğiniz insanlarla diyalogları iyileştirme ve hatta hatta iş konularında değişime ya da başka bir binaya geçiş gibi planları olan başak burçları çok doğru bir e, kararlar vereceksiniz ve bunlar size çok güzellikler getirecek ama başaklarda şöyle bir ailede yaşanacak krizler belki sizi çok fazla yıprat, yıpratabilir e, ameliyat olacak biri olabilir ya da sizin bir sağlık probleminiz ve ameliyatla ilgili bir sıkıntı olabilir e, bu biraz sizi gerginliğe itebilir ama e, ne dedik önce bencil siz olun sonra başkalarının hayatına dokunun çünkü siz siz olmayı unuttunuz artık siz olmaya başladığınız haftalara giriş yaptınız evet ufak bir para birikiminiz var bunu bozdurayım mı çevireyim ya da eve mi alayım? hayır ee, şu an için e, o o bütçenizi haziran ayına kadar hiç bozmayın hatta mümkünse e, borcunuz için bile kredi çekin ona dokunmayın çünkü o size çok artı bir kazanç sağlayacak bu toprak bile olabilir hiç dokunmanıza gerek yok ama e, anneanne ya da baba soyunuz a, a, babaanne soyunuzdan kalan bazı mallarla ilgili yasal süreçlerin devam edeceği ama bu bu yıl bununla ilgili özellikle e, şubat ayı bu kararların aydınlanmasının mutluluğunu yaşayacaksınız bu da size çok iyi bir enerji getirecek diyebiliyorum. Ve uzun süredir böyle bir denize hani denize bakmayı özlediniz ya Başak Burçları. Hafta sonu böyle bir derin bir denize bakın. Ruhunuzu o kadar güzel şifalandırın ki size olması gereken o denizin enerjisi sanki üzerinizde kötü enerjilerin bitişi. Kendinizi daha güvende hissedeceğiniz bir nokta güven ortamı arıyorsunuz. Bu hafta güven ortamınızı komple rahat erdireceksiniz. Sağlık olarak siyatiklerinizle alakalı ve kemiklerle ilgili ve ayak hani tabanlarımızla alakalı sıcaklık olur ya böyle nefes alamazsınız. Kışın bile karda gezeyim. Böyle bir e gribel enfeksiyonlara dikkat edeceksiniz. Farkında olmayadan ateşiniz çıkabilir. İhmal etmeyin istiyorum. Uzun süredir de kız kardeş ya da kardeşlerle bir yemek yeme, güzel bir zaman geçirme ve özellikle ufak bir biletiniz var. Gideyim mi? Yakayım mı? Hadi git artık. Yakma bu bileti ve git. Hayalinde gitmek istediğin noktanın bileti de var. Lütfen gidin diyorum. 10 Şubat, 16 Şubat terazi burçları neler bekliyor diyorsanız terazilerin hani hiç beklenmedik mahkeme olayı ve ani kararla hani hiç beklenmedik mahkeme, kırgınlık, kavga, tartışma yani sinirlerinizin yaptığı bir dönem. Yani içinizdeki sinir ön plana çıktı ve insanların sizi anlamaması ve sizinle alakalı noktada tiye alması ya da işinizdeki insanların bile size dikkat etmemesi bu aralar canınızı sıkacak. O yüzden biraz daha kend, e, insanlara değil de bu ara çok fazla kendinize güvendiniz ve bu güvendiğiniz şeyler biraz canınızı yakmaya başladı. Ben diyorum ki evet sinirleriniz hoplayacak ama e, Perşembe gününe kadar hoplayacak, perşembeden sonra sakinleşme. Çünkü iş yerinizde bir değişim, başka bir bölüme geçiş ya da burayı veda edip başka bir noktaya geçiş sizi çok mutlu edecek. Çünkü bulunduğunuz ortamın gerginliği size o kadar kastı ki, yani yöneticiniz, patronunuz, oradaki insanların e, sahte oluşları sizi o kadar çok yıprattı ki, lanet olsun işi hani ben kovulmayı, mobbing uygulamayı bile kabul ediyorsunuz ki yeter ki beni ko ö, kovsunlar diye. Bu hakkınızla ilgili sürpriz bir oluşum. Ve uzun süredir de devlet sınavları ya da devletle ilgili beklediğiniz bir, e, girmek istediğiniz bir şey varsa bunun da zaferinin başlangıcı. Ve bununla ilgili eğer adaptasyon probleminizi oturtursanız bunu da başarıyla sağlayacağınıza inanıyorum. Sadece yapmanız gereken tek şey sinsi insanları. Dedikoducu insanları hayatınızdan çıkartın. Çünkü siz öyle bir karakter değil. Gayet net ve ne istediğinizi ve ruhunuzdaki sanatınız konuşmalı diyorum. Ve belki de yapmanız gereken tek şey yüzmeye ihtiyacınız var. Su yani havuz suyu şu an denize girmeye eğer Maldivlere gidecekseniz olabilir. Ya da ne bileyim Dubai'ye gidip bilemiyorum yani. Ama şu an yapmanız gereken tek şey bir havuzda enerjinizi düzeltin. E, size iyi geleceğini söyleyebilirim. Son zamanlarda dizle alakalı hani bir yere vurursunuz morarma ya da duvara vururuz. kolda morarmalar olabilir ya. Böyle e, sanki durup dururken vücudunuzun bir noktaları morarıyor. Belki bir kan tahlili yaptırabilirsiniz. Bazı terazileri söylüyorum özellikle morluk olan terazileri bir de kan şekerinizle alakalı bir düşüş oluşuyla alakalı olabilir. Bunu da ihmal etmeyin. Son zamanlarda baş dönmemiz başladı ve yemek yemekten zevk almamaya başladık ve çok yorgun ve halsiz hissediyoruz. Bir kan değerlerini ölçmenizi istiyorum. Terazi burçlarında şöyle bir şey var. Baba özlemi ya da abi özlemi ya da eski eş ilişki özlemi olabilir. Sanki içinizden böyle birine söylemek istediğiniz bir şeyler var ve bunu uzun süredir söyleyemiyorsanız bu hafta yüzleşme haftanız ve ne söylemek istiyorsanız gerçekleşecek diyorum. 10 Şubat 16 Şubat Akrep burçlarım Evet öldüm bittim kan alıyorum diyen akreplere şöyle demek istiyorum. Yeni bir ev anahtarı planı içerisindesiniz. Hatta yazlık ya da e, tam bir düşündüğünüz bir karar var. Bunu alma haftanız. Yani sanki e, bununla ilgili radikal karar verdik. Yer bakıyoruz almak için ya da ne bileyim köy evi ya da yayla bakıyor olabilirsiniz. Böyle bir şeyin kararına girdiniz ve şimdiden hayırlı olsun. Bu aydınlanmayı yaşayacaksınız. Ama şöyle söyleyeceğim. Sizin de kendi e, aileniz yani amcalar, teyzeler yani ya baba soyu ya da anne soyunuzdaki erkeklerden çıkacak ve annenizi ya da babanızı üzecek bazı olaylar söz konusu olacak. E, bu olaylarda en çok yıpranacak taraf sizsiniz. Artık karışmak değil de ailenizin üzülmesi için karışmak istediğiniz için artık yorgun değil misin ailenin sorunları çevrenin sorunları birazcık da senin sorunlarını dikkate alsak diyorum o yüzden bence Evet siz çok korunaklı her zaman ben küllerimden doğarım yine bunu yaparım dediğiniz enerji belki bu hafta sizi yorabilir ama bu tartışmada üzüleceksiniz ve iki tarafı da sakinleştirmeniz gerekebilir O yüzden siz sakinliğinizi koruyun iki tarafı sakinleştirin sonu mutlulukla getirecek yani sakin olalım diyorum e, ee, şöyle söyleyeceğim. Kendi işini değil de mesela kamu görevlisiyseniz ya da banka ya da e, özel kurumda çalışıyorsanız hiç beklenmedik çıkışınıza sebep verecek insanlar olabilir. Kuyunuzu kazıyor olabilirler. E, ya da bir uyarı alabilirsiniz bazı akrepler. Çok dikkatli olmanız gerekiyor olabilir. Size çünkü işinizle ilgili zarar verecek ve böyle tetikte yerinizi geçmek isteyen insanlar var. O yüzden bu hafta sadece işe konsantre ol, kafanı işe ver ve çünkü yöneticilerinize gidecek bazı olaylar sizin canınızı sıkabilir. Ama iş problemi yaşayan ve uzun süredir işle ilgili sıkıntı yaşayan ve işsiz olan akreplere biraz daha sabırlı olursanız beklediğiniz haber. Hatta şöyle söyleyeceğim ee... Yani farklı ilden gelecek bir teklif ya da farklı bir yerden gelecek teklif sizi o kadar mutlu edecek ki yani ben bu şehirden kurtulmak istiyordum çok güzel bir teklif pılımı pırtımı toplayıp gidiyorum diyeceğiniz bir teklif sizin hayatınıza giriş sağlayacak. Bunu da değerlendirin çünkü hem maddi hem de manevi olarak size çok iyi geleceğini düşünüyorum ihmal etmeyin istiyorum. Sağlık olarak sırt ve boyun bölgemizle ilgili boyun fıtığı, bel fıtığı ya da şiddetli omuz bölgemizdeki ağrılar bizi rahatsız edebilir. Yanlış duruş, vücut şekil duruşu yani biraz belki hani vücudumuzu esnetmeye ihtiyacımız olabilir. Bunu ihmal etmeyin diyorum ve borç verdiğiniz ya da uzun süredir beklediğiniz bir para var. Bu para hanenize gelmek üzere. Hadi hayırlı olsun. 10 Şubat 16 Şubat. Yay borçlarını neler bekliyor diyorsanız. Yayların küçük bir operasyon, estetik operasyon olabilir ya da uzun süredir bir e, sıkıntınız vardı. Ufak bir kistinizle alakalı bir tedavi döneminiz olabilir ama sonu ferah ve mutlu olabileceğiniz bir şey. Onunla ilgili endişe etmenizi istemiyorum. Ve uzun süredir böyle bazı şeyleri yazıp hayata geçirmek isteyen ve sanatla ilgili yay burçlarına sesleniyorum. Çok doğru bir karar ve beklenilen teklif ya da istediğiniz bir noktadan gelecek haber sizi o kadar mutlu edecek ki tekrar güneşinizin en parlak olduğu noktada ve enerjinizin çok yüksek olacağı bir hafta yaşayacaksınız. Yani beklenmedik haberler hiç Ummadığınız insandan gelecek güzel şeyler sizi böyle motivasyon, enerjinizin tavan olacağı hatta yerinizde değişiklik ya da olmasını istediğiniz bir paranızla alakalı değişmesini istediğiniz bir e, oluşum varsa da bununla ilgili de bu hafta oturup konuşacağız. Sanki zaman ve vakti beklediğimizde de bu maaşımızı alacak olarak görüyorum. Belki bu ara e, gardolap kıyafet ya da ne bileyim nevresim ya da perde değişikliği ya da evdeki renklerle alakalı dokunuşlarla ilgili bir değişim. Ne bileyim banyonuzun lavabosunu bile değiştirebilirsiniz, renkli yapabilir. Sizin sanki evde bir rengarenk dediğim bir enerjiye giriş yapacaksınız. Uzun süredir de bazı yay burçları Karadeniz'le alakalı beklediğiniz mal ya da Karadeniz topraklarından gelmesini istediğiniz bazı parayla ilgili bir beklentiniz varsa bununla ilgili haber gelecek ve olumlu haber ama belli bir süre sonra paranız yatabilir ama şu an olumluluk haberini alıyorum. Ve şöyle söyleyeceğim yay burçlarını. Düşünce gücünüzün fazla olduğu bir hafta. Hani düşünün ve avucunuza düşsün. Ya da inanın avucunuza düşsün dediğim bir dönem. Şunu yapmaktan sıkıldım. Böyle sinirlendiğiniz vakit eliniz kolunuz hiç durmuyor ya. Böylesi ayakları sallama filan. Belki bunun biraz sizin, bu sizin insanlar hep bu konuya dikkat ediyor olabilir. Biraz bunu biraz dikkat, yani tikiniz olabilir. Ayak sallama tikiniz, el kol hareketleriniz benim gibi maşallah hiç durmuyor olabilir. Bunlara dikkat etmenizi e, son zamanlarda uyarı yapıyorum. Bir kayak kafanız var da paranız... Yani evimdeki mı değişeceksin, kaya mı gideceksin ya da ne bileyim ormanda mı yürüyeceksin? O yürüyüşe kabulüm de kaya gidiyorsan gerek yok yani diyorum. Bu hafta bence ailenle geçireceğin, eşin ve çocuklarına geçireceğin güzel bir haftayı değerlendir. Ya da kız arkadaşına yapmak istediğin sürprizin tam zamanı. Belki de kalbinizden çıkacak kalbinizdeki doğru söz sizin mutluluğunuz olacak. Bu da size güzel bir sevinç yaratacak diyorum. Ee, sizin de uzun süredir annenize ait topraklarla ilgili red cevabı canınızı sıkabilir. Tekrar mahkemeye verin. Sonu aydınlığa gireceğini düşünüyorum. 10 Şubat 16 Şubat Oğlak burçlarını neler bekliyor diyorsanız... <laughs> Yani umutlar tükendi mi diyeyim size ya da e, umut etmeyi ya da hayal etmeyi unuttunuz, unuttuk, unutturmayı mı unutmaya çalışıyorsunuz? Ya da uyandığımız vakit uyanmamak için tekrar tekrar uyuyup bu, bunun gerçek olmadığını mı düşünüyorsunuz? Evet hani sizde çok güzel oluşumlar vardı her şey birbirinin enerjisindeydi. Hayaller bizimdi, yıl bizimdi dedi, dedi ya bütün herkes ben dahil olmak üzere. Hala da ben ben de değilim diyen oğlaklar evet çünkü yani daha ocağı yeni bitirdik rica ediyorum yani de değişimi hemen ocağa girdiğinizde yıl başında sizin değil ki yani ben e, sihirli astroloji astroloji sihirli bir değnek değil ki ay oradan oraya burada her şeyin bile bir aşaması aylar öncesinden hazırlık belki 6 ay öncesinin hazırlığını yaşıyor olabilir. O yüzden evet mucizeleri ilk günden itibaren beklediniz. Elinizde paket servisi gibi kaldı bu paketler bana mı dediğiniz oğlaklara sesleniyorum. Evet güzellikler gelecek ama birazcık daha sabıra, birazcık daha hayallerinizin hayalini, uykuyu bırak. Hayallerinin gerçek olmasına bak diyorum. Evet e, ortaklı iş yapan oğlak burçlarında radikal ka ara ka ayrılık kararı ve dostlarınızı silme ve kimin dost kimin düşman olduğunun karar dönemi ve uzun süredir de mahkemesel sıkıntılarınızın devam edeceği biraz daha sizi zorlayacak ama hatta e, ben ne yaptım ki bu durumun yaşadım Rabbim diyeceğiniz artık nefes alamıyorum ya al canımı ya al canımı dediğiniz söylemler enerjisi gösteri vesveseler enerjisi diyelim sizinle alakalı noktada. Evet yani Armut ağzıma düş değil. Sizde hayatınızda e, en büyük şeyiniz e, oturan ve radikal olan Satürn babamızın ruhunu çıkarttın. Duygusallığa ya duygusal en büyük travmandı bence. E, anne kaybı, baba kaybı ya da ilişki kaybı sizi çok fazla depresyona soktuğu için kaybettiklerinizi bir an önce toparlamaya çalışıyorsunuz. Yani bazen ağaç meyve vermeyi de unutuyor, unutmayın. Yani bunu yaprak açmayı da unutuyor, unutmayın. Ama size biraz daha sabırlı olursanız güzellikler. Ee, son zamanlarda göğüs ağrılarınız, boğaz enfeksiyonlarınız ve kulak çınlamalarınız ve kulakta egzama tarzı olaylarınız. Bu stresle alakalı bir şey ama e, faranjetiniz azmış olabilir. Bununla ilgili dikkat alıyoruz. Ve yeni e, işlerle ilgili planlarımız var. Ama para, para evremizi toparlayacağı, toparlayamadığımız için yeni işlere de otura adapte olamıyoruz. Bence biraz daha sabırlı ol. Serinliğini koru. Bunlar hayatında. Yani ben şuna inanıyorum. Oğlak Burcu yıl sonunda evet bu tahtı, bu parayı, bu enerjiyi yakalayacak ama yani pat ocağa girdik. Hadi bana dokun oğlaklar olmuyor. Belki de sizin sevgiye yani illa ilişki sevgisi değil aile sevgisi dostluk sevgisi ve tekrar böyle iyileşmeye ihtiyacın belki de sevgiliye ihtiyacın var olacak biraz daha sabırlı ol 10 Şubat 16 Şubat kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız kovalara sadece haykırış diyorum her gün her hafta kova burçları bana yazıyor yine bize geçirmiş ben kimseyi geçirmeye bir haddim değil yani e, yani şöyle söyleyeyim e, benim burçlarla alakalı yani koç ya da boğa ya da onunla bunun 12 burçla alakalı bir sorunum yok benim kimseyle sorunum yok ama bazen şükürle hani şükran ve şükür arasındaki evreyi mi dengeleyemiyorsunuz? Yani varlık ve var eden noktayı mı dengeleyemiyorsunuz? Yani bence iş konunuzla ilgili hep şikayettesin, parada hep şikayettesin, ilişkide hep şikayettesin, kocada şikayettesin, çocukta da şikayetsiz. Yani senin bugün şikayet dilekçesi yazsak bu 12 burçtan 11. burç kova burcu ciddi anlamda şikayete giriş yapıyor. Neden? Kendi kendinize mutsuzluklar yaratıp ve mutsuz hayatınızı kendi kendinize yoruyor. Evet iş iyi gitmiyor, ilişkin de iyi gitmiyor, paran da yok, haklısın ama gelebilecek ve ilişkiyi toparlayacak bir enerjiye sahipsin. Sen ne yapıyorsun? Vıt 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 tık 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 arkadan önden mesajdan sağdan soldan habire bir geçirme modundasın. Sonra da kovaya nasıl bir laf nasıl bir konuşma diyorsun. Ben demiyorum enerjiniz diyor ki sadece dikkate alın. Yani bu hafta sizin üzü, üzülebilir canınız yanabilir ve daha çok canınız yanmasın diye sakin olun. İlişkiniz için işiniz için yöneticileriniz ve ya da devlette de çalışıyor devlet kurumu için bile geçerli. Yani okuyorsanız okulunuz için bile geçerli diyorum. Ne yapıyorsunuz? Hihi <laughs> Yapıyoruz, gülümsüyoruz, umutlarımızı tüketmiyoruz. Evet bence yapman gereken tek şey senin babanla yüzle yüzleşmen lazım. Yani içinden kardeşlerine yüzleşmen lazım. Ve sana bu hayatı isyankar ruhunu kendinle yüzleşip başarırsan sen zaten başarmış bir insansın. Sadece o gücün ve konuşma ruhun yok. Sadece mutsuzum, depresyon ruha. Depresyondan çık ve acil psikoloğa ihtiyacın var. Aslında psikiyatriste ihtiyacım var. Çünkü niye biliyor musun? Çok şikayet ettin kovalar. Yukarıdaki bile kızmaya başlayabilir sana. Yani kırmızı nokta alarm veriyor sana. Hava durumu gibiyim maşallah. Evet uzun süredir hayal ettiğiniz kişi kimse. Aşk konusunda gelsin diyorsanız bazı kova burçta. Evet ya kapında hem de güzel bir sürprizle. Uzun süredir de beklediğiniz iş haberi bekleyen bazı kova burçlarına. Evet pazartesi ya da salı bu haberi alacaksınız. Ve çok iyi gelecek ve ruhunuzu iyileşecek diyorum. Ne diyoruz? Baba ile yüzleş. 10 Şubat, 16 Şubat balık burçları neler bekliyor diyorsanız. Balıklara şunu demek istiyorum. Yaparım ederim, yaparım ederim. Ettim, eyledim, her şeyi yaptım. Yahut yarım yamalak yapma haftana girdin. Ne olur yaptım diyorsun ama yapmıyorsun. Yaptım. Aa bende iş tamam. Ya senin bu zekanı hayranım. Zaten beni inen, inandırıyorsun ya bu enerjide. Diyorsun ya yaptım. Aslında yapmadın yapacaksın. Oyalanıyorsun. Ne yapmamız lazım? İşle ilgili biriktirdiğin dosyalar ve uzun süredir yapman gereken bir sürü işler var. Sadece sıkıldın ve nefret ediyorsun. Maaşım düzgün yatıyor diye idare ediyorsun. Başına bela alma. Yani işindeki kontrolleri aksatmıyorsun, adaptasyonunu işine veriyorsun, başka bir iş için haber bekliyorsun ama uzun süredir gelmedi, otur popunu yay ve işindeki dosyalarını tamamla ki yerinde bir değişim seni mutlu edecek. Bence işine sahip çık. Ha, işsiz olan balık burçlarına da diyorum ki biraz daha beklemeniz ve evraklarınızla ilgili haber gelecek ama uzun süredir gelmediği için artık umudunuz kırıldı. Hayır gelecek biraz daha sabırlı olmanız lazım diyorum. Sağlık olarak son zamanlarda stresten saç dökülmeleriniz, alerjik reaksiyonlar ve mide bulantılarınız olabilir. Bu ya da mide spazmı. Hani gece bir an ne oluyoruz deriz böyle karabasan gibi şeyler de olur ya. Hayır bu stresle alakalı. Herhangi kötü bir enerji yok. Maddi kriziniz var. Parasal evrede çok yoruldunuz. Hiçbir ödemenizle alakalı sistem sizi yor iş, bir işiniz ya da yönünüzle alakalı noktada da hiçbir şey gitmiyor ve siz çok yoruldunuz. Ben dedim ki bu hafta size yavaş yavaş toparlanma, iyileşme ve sizi mutlu edecek şeylerin başlangıç olacak. Sadece biraz ben yaparım ederim havasından çık, konsantre ol ve yeni bir aşk bekleyen balık burçları bu hafta aşka yakalayacaksınız ve uzun süredir bununla ilgili de mutluluk haberi istiyorsunuz ve geçmişinden de geri gelmesini isteyen bazı balık bu evet gelecek evlilikle gelecek ama biraz daha vakti var yani sabırsız oluşun seni yoruyor olabilir ve şöyle diyeceğim ailenizle alakalı bir evin tamiri ya da müteahhite vermek isteyen bazı balık burçları evet olumluluk evresi ki onların imzası gerçekleşecek nisan ayı itibariyle de rahat edeceksiniz ama bu, bu şubat bitmeden bu haberi alacağınıza ve bununla ilgili sevinçler yaşayacaksınız. Belki erkek kardeşle gereksiz bir atışma ya da iki erkek kardeş birbiriyle gereksiz atışmaya girip uzun süre küslük olabilir. Lütfen bu tartışmada hemen geri dönün. Dengeler bozulmasını istiyorum. Bu da size iyi geleceğine inanıyorum. Evet, üniversite eğitimi alan bazı balık burçlarına sınavınızda başarı sağlayacaksınız ve devlet kurumuna girmek isteyen ve özellikle öğretmen ya da bankaya girmek isteyen bazı balık burçlarında güzel bir oluşum ya olacak diyorum. 10 Şubat 16 Şubat haftalık burcumuza yaptık. Herkes diyor ki yarım konuşuyorsun. Hayır hızlı konuşuyorum ve insanlar yarım anlıyor olabilir mi? <laughs> Notlar çünkü önümde ve hepsini bir anda ve gerçekten 43-44 dakika bazen 38 dakika bazen 50 dakika yapıyoruz. O yüzden zorlanıyor. Ne yapıyorsunuz? Hopluyorsunuz. Zıplıyorsunuz. Her taraftan beğeniyorsunuz. Hopluyorsunuz zıplıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Yorum yazın çünkü ben motivasyon olup kötü de olsa yazın. Kızıyorum, ya yani hakaret dışında saygısız e, olmayacak her yoruma açım, her konuya açım. İnanın susuzluktan geberdim ama o suyu içmedim. Yani bu kadar da saygılıyım. Hepinizi çok seviyorum. Beni takip ettiğiniz, beni tercih ettiğiniz için tabii ki herkesi tercih edebilir. Fikir fikirden her zaman üstündür. Benim bana abone olduğunuz için, bizi hala umutla takip ettiğiniz için ne diyeyim? Ruhumdan bir e, Ebru Gündeş havası e, yaşayayım. E, neydi? Hani o bir erkeklerle rak, yakarım. Ha yok Kenan Doğulu modundayım. Ya, yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bilirim yine bilirim diyerek programımı kapatıyorum. Haftaya 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 gücümüz yettiği kadar sizlerleyiz. Sevgiyle kalın, umutla kalın, aşkla kalın, a sevgiyle kalın, mutlu kalın.